Elektrik üretim ve dağıtım süreçlerinin tamamı kamulaştırılmak zorundadır. Doğalgaz faturalarındaki vergi yükü kaldırılmalı, hanelerin doğalgaz fiyatı %50 oranında en az düşürülmelidir. Sanayi tesisleri içinde zamlar bir an önce geri alınmalıdır, yoksa zarar gerçekten çok daha büyüyecektir. Kimse bunu nasıl yaparız demesin, aman hazinede para yok demesin. Bunun yolunu da söylüyoruz onlara ve bunun altına imza atmaya da hazırız. Meclise gelmesi için biz de ilgili teklifleri veriyoruz. Bütçeden faiz giderleri ve vergi istisnalarını kaldırırsak 500 milyar TL civarında bir kaynak oluşuyor. Bu kaynağı da yandaşlara ve faiz lobilerine değil, ülke halklarına verirsek bu sorunu çözmüş oluruz. Elektrik kesintileri yine çokça tartışılan bir gündem. Tabii ki sanayide neredeyse 24 Ocak'ta bütün çarklar durdu ve 29 Ocak 2022'de dediler kaldıracağız. Ne var? Dışa bağımlı bir enerji politikasının sonuçlarını yaşıyoruz tamamen. Açıkçası bu enerji kıtlığı da AKP iktidarının ekonomik savaş dönemine nasip oldu. AKP döneminin yalanlarla dolu masalı bitti aslında. Bunun öngörülmesi gerekiyordu. Akıl sahibi, öngörü sahibi bir iktidarın halkına bunu yaşatmadan önce mutlaka öngörmesi gerekiyor. Geleceği kurması gerekiyor ama onlar hiçbir konuda öngörüde sahibi olmadıkları gibi günü de kurtaramıyorlar. Bu politikayla dünü de kurtaramadılar, bugünü de kurtaramıyorlar, yarını da kurtaramayacaklar. Onlar açıkçası sadece kendi ampullerinin yanmaya devam etmesi için bu politikayı devam ettiriyorlar. Ama onların ampulünü de halk söndürecek ve bekliyor. Zaten bunu yüksek sesle de söylüyor ve bu devran bitecek. Bu bencillik sona erecek diyorum. Kar-kış koşulları hala devam ediyor. Ankara'dayız. Bir diğer Türkiye'nin temel gündemi ve hakikaten hem belediyeler hem merkezi yönetim sınıfta kaldı. Bu iktidar iklim krizinin sonuçlarını hiçbir şekilde hesaplayamıyor. Daha dün yazken sel felaketleriyle, depremlerle, orman yangınlarıyla büyük zararlar oluştu. Şimdi de karın yağışıyla beraber büyük felaketler yaşanıyor. İktidar ne yapıyor? Bir konuda haklarını yemeyelim hakikaten. Çok iyi yaptıkları bir iş var. Halkı uyarıyorlar. Televizyonlardan, valilik açıklamalarıyla, bakanlık açıklamalarıyla aman kar yağacak, aman şu yola çıkmayın, aman bu yola çıkmayın. Ya tamam uyarıyorsunuz da çıkmak zorunda olanlar ne yapacak? İşe gitmek zorunda olanlar ne yapacak? Hastaneye gitmek zorunda olanlar ne yapacak? Ekmek almaya gidecek olanlar ne yapacak? Senin görevin sadece halkı uyarmak değil, bunun önlemlerini almaktır. Ve açıkçası bu konuda yani haftalardır tartışılıyor. 3 günlük enerji kesintisinin mesela 30 milyar dolar enerji kaybına neden olduğu ve sanayinin büyük bir darbe aldığını halka söylemiyor. Ve bu kayıp hala devam ediyor. Vatandaş şu anda Türkiye'de nüfusun önemli bir bölümünü bizzat sahada gittiğimizde de şunu görüyoruz. Ben gittim bu hafta. Ev buz gibi, doğalgaz var. Soba var, yani şömine gibi bir şeyler var ya da farklı evlerde farklı. Niye yakmıyorsunuz diye soramadım. Çünkü kendileri söylediler. Biz faturaları ödeyemiyoruz. Faturaları ödeyemedikleri için yorganların, battaniyelerin altında halk ısınmaya çalışıyor. İşte iktidarın halka reva gördüğü budur. Tabii bu konuda kayyımların yaptıklarını da unutmayalım. Türkiye İstanbul'dan ibaret değil. Tabii ki İstanbul çok önemli. Tabii ki İstanbul Türkiye'nin en önemli şehri, en büyük şehri ama Kürdistan illerine, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illere gidin bakın, kayyım atanan belediyelerde kıllarını kıpırdatmıyorlar. Ya Hakkari'de çığ felaketi var, haber konusu bile olmuyor. Kurtarma çalışması bile yapılmıyor. Hiçbir müdahale yapılmıyor ve gaspçı kayyımların halka hizmet dışında ceplerini doldurma gündemi haricinde hiçbir gündemi yoktur. Bir de şunu söyleyeyim tabii, bu arada çok güçlü direnişler var. Emekçilerin, işçilerin, Trendyol işçileri kazandı. Şu anda Sürat, Aras, hepsijet ve Scotty çalışanlarının grevleri de devam ediyor, direnişleri de devam ediyor. Ben Ankara'dan, meclisten bunları selamlamak istiyorum. Direnişlerinin yanındayız ve böyle bir dönemde açlığa mahkum edilmenin hiçbir izahının olmadığını da önemli ifade etmek istiyorum. Son olarak çok önemli bir gelişme oldu. Tabii ki bu gelişmeler genel basına yansımıyor. Neden yansımıyor? Çünkü söz konusu olan Kürtler ve Kürtçe. Evet, Taksim'de Kürtçe müzik yapan bir grubun şarkı söylenmesi engellendi. Ve orada bir kolluk gücü, bir polis memuru diyor ki buraların hepsi benden sorulur diyor. Ben sorumluyum diyor. Bunu nereden alıyor? Saraydakinden alıyor. Yasak sistemi saraydan başlıyor. İstemedikleri her şeyi yasaklamakla bu ülkede kendilerince yönetimi devam ettirebileceklerini düşünüyorlar. Ama bu kabul edilemez ve devam ettirilemez. Bu Kürt düşmanlığının, Kürt diline, müziğine bu sefer yansıyan düşmanlığın bir sonucudur. Evet, kadınlara yönelik sokaktaki şiddeti önlemeyen polis Kürtçe türkü söyledi diye gidip müzik grubunu engelliyor ve bu müziği yasaklıyor. Kürtçe müzik çalınan düğünleri basıyor ama şunu söyleyelim. Bu kadim dillerin hiçbirini yasaklayamazsınız. Hiçbir dili yasaklayamayacağınız gibi Kürt dilini de yasaklayamazsınız. Kürtçe kılamlarımız, Kürt halkının şarkıları, ezgileri Hakkari'de de, İstanbul'da da, İzmir'de de, Konya'da da, Diyarbakır'da da söylenmeye devam edecektir. Ya müziğin evrenselliğini de duymadılar herhalde. Hadi onu bir tarafa bırakalım. Milyonlarca Kürt'ün dilindeki şarkıları siz nasıl yasaklayabilirsiniz? Dil insanın varlığının en önemli parçasıdır. Ve daha geçenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan dil ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Bu sadece bir dil için geçerli değil, bütün diller için geçerlidir. Bu ülkede 84 milyon yurttaş bu ülkenin yurttaşı ve sahibidir. Kürt'ün yurdu İstanbul olduğu kadar İzmir'dir de, Diyarbakır'dır da. Türk'ün yurdu Ankara olduğu kadar Mardin'dir de. Bu konuda bölücülük yapanlar bu uygulamayı yaşama geçirenlerdir. Biz tam tersine herkesin eşit ve özgür şartlarda yaşamını savunan bir partiyiz. Ve size dün yasaklamaya konu olan parçadan çok kısa bir dörtlük okuyacağım. Bunu da protesto amaçlı okuyorum. Dillerin yasaklanamayacağını, kesinlikle engellenemeyeceğini de ifade etmek istiyorum. Zmaneme hebunameye, zmaneme peşerojameye, zmaneme zmane dayke em hertim ve parezim. Yaramna bedeve çavreşa gülü günde yar meleke. Bejna yari sorguli, deştu zozan hamili, agri dilim vemri, devere bamin. Bejna yari sorguli, deştu zozan hamili, agri dilim vemri, devere bamin. Yaramına çelenge, cavreşa sinkse defe, yar meleke. Bejna yari sorguli, deştu zozan hamili, agri dilim vemri, devre.